ben Kadir Özkan Yıkık, 1987, Hatay İskenderun doğumluyum. Sektörle 4 sene önce tanıştım. Daha öncesinde de tabii ki deneyimlerimiz vardı. Burada Ömer Bey ile bunu bir araya getirip birleştirdik. Güçleri birleştirdiniz. Aynen. Güçlerimizi birleştirdik. Çok da iyi bir ikili olmuşsunuz. Yolunuz, bahtınız da açık olsun diyelim. Hemen sözü Ömer Bey'e de verelim. Tabii. Buyurun efendim, sizleri de tanıyalım. Ben de 1994 doğumluyum. Evet. İsmim Ömer Çat. Bu sektöre artık okulla başladık diyeyim. Önce makine mühendisiyle başladık. Hem mektepte hem alaylı mıyız? Aynen, hem mektep hem alaylı. Çünkü okurken de çalışıyorduk aynı zamanda, bu sektörün evet, içerisindeydik. Sonrasında bir kaynak mühendisi serüvenimiz oldu. Sonra kaynak mühendisinden sonra bir yüksek lisans için uçak mühendisliği serüvenimiz oldu. Evet, ki güzel, hala okuyoruz. Oradan daha mezun hala olamadık. Hala devam eğitimine. Aynen. Bir okuma aşkı var. Onun yanında da hani sanayiyi seviyoruz. Öyle olunca bu sektörde Kadir Bey'le beraber devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sırt sırt, omuz omuza verelim. Mücadele var. Aynen. Harika. Neler yapıyoruz Kadir Bey? Biraz ben firmayı tanımak istiyorum sizlerden. Evet, anlatır mısınız işinizi? Bizler sektörde kaynak ve kaynak üzerine gelişmekte olan makinalarla ilgileniyoruz. Bunların hem üretimini yapıyoruz, hem al satını yapıyoruz, hem de bunların teknik servis bacağını yürütüyoruz. Yani kaynak öncesi ve kaynak sonrası tüm hizmetleri biz Konya'da gerçekleştiriyoruz. A'dan Z'ye sanırım. A'dan Z'ye. Üretim de var bunun içerisinde. Üretim de var. En önemlisi, çok önemli bir konuya değil. Çünkü üretim olarak bizim ülke olarak ihtiyacımız var. Doğru. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Üretim demek istihdam demek. Ve en önemlisi, ne güzel, gençlere de bir örnek olmuşsunuz. Bir girişimci Allah olarak. Allah razı olsun. Burada bir parantez açmak istedim. Bu başarının sırrı ne Ömer Bey peki? Böyle tavsiyeler var mı? Bu istikrarlı bir şekilde gidiyorsunuz çünkü. Ya bu başarının sırrı genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Bu ülkemize yararlı bir şeyler yapmaya çalışırsak elbet biz de hem ülke olarak hem de firma olarak hem büyüyoruz hem de gelişiyoruz. Burada asıl amacımız bizim bir şeyler alıp satmaktan ziyade Ar-Ge çalışmaları. İşin içerisine mühendislik katmak. Daha Avrupa'yı taklit etmek demeyelim de araştırıyorsunuz. Aynen. Hani, dünya ne yapıyor? Biz bunun üstüne neler koyabiliriz? Aynen. O şekilde. Nerede eksiyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir makineyi alalım yapalımdan ziyade bu makineyi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha çok Avrupa ürünü üretebiliriz? Evet, gibi gibi. Avrupa standartlarına uygun. Aynen. Ürünler. Zaten genelde kaynak mühendisi de iş içine girdiği için bu bizim kendi standartlarımızı göz önünde bulundurarak yapıyoruz bütün her şeyimizi. Burada kaynaklı imalat veya kaynak sonrası teknik destek bizim için çok önemli oluyor. Çünkü hani burada müşteri memnuniyetimizi burada sunabiliyoruz müşterimize. Ve bütün ürünlerin de arkasındasınız. Tabii. Kesinlikle. Yani evet, bu konuda da asla taviz vermeyiz. Çünkü bizim ana şeyimiz, hani mottomuz diyeyim artık, kaliteden asla ödün vermemek evet, yani. Ben şunu da eklemek isteyeceğim. Bir kere siz mesleğinizi çok severek yapıyorsunuz. Bence sizin başarınızın en büyük sırrı bu. Hala hani amatör ruh deriz ya. O sizde hiç kaybolmamış. Bu çok önemli. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Evet. Fuar nasıl geçiyor? Biz fuarları özlemişiz. 2 yıldır gelemiyorduk pandemiden dolayı. Evet. Biraz görüşlerinizi alalım. Fuar alanı bizim için çok güzel geçiyor. Çünkü biz bayağı susamıştık. 2019 yılında katılmıştık en son burada. Aradan çok uzun bir zaman geçmişti. Şu an çok heyecanlıyız ve çok da güzel geçiyor bizim için. İnşallah hayırlı olur. Güzel müşteriler, güzel satışlar gerçekleştirip bu güzel mekanda bir şeyler yapmaya İnşallah çalışıyoruz. İnşallah fuarın dönüşleri de belli olacak. Tabii. Daha gelenler tarafından. Bence sizin enerjiniz yeter ve çok da profesyonel bir kadro kurmuşsunuz. Ekip de önemli bu işte. Yani ekip olmadan da olmuyor. İstihdam sayınız Ömer Bey? Toplamda? Şu an için toplamda 6 kişiyiz. 6 kişi güzel. 3 kişi mühendisiz. Geri kalan ekibimiz hani hem teknik serviste hem de finansal yönetim kısmında. Herkes sağda. Mali işler Herkes hizmeti sağda. Yürütüyoruz. Aynen. Evet. Onun haricinde tabii ki bu işi hani kalite standartlarında ve kaliteden ödün vermemek için illaki profesyonel insanlarla çalışmamız gerekiyor. O yüzden biz de ekibimizi olabildiğince profesyonel ve tabii sağlam kurmaya çalışıyoruz. Evet. Hedeflediği yerde mi firma peki? Şöyle bir geriye dönüp bakınca istenilen noktaya gelebildiniz mi? Hani ya da bundan sonra neler olacak? İstenilen noktaya adım gelemedik çünkü burada pandemi çok büyük bir etkendi. Hani bu maalesef tüm dünyada gerçekleşti. Ama tabii ki hedeflerimize daha hızlı, daha koşarak emin adımlarla gidiyoruz. Daha da bu vatan için, bu millet için ne güzel bir şeyler yapacağız yani. Ya bu hedef hiç bitmeyecek bence. Bitmeyecek.
Hani biterse biz de biteceğiz. Kesinlikle zaten. Sonu evet, yok biz bu şey. Hedefleriniz yolunda başarılar diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Teşekkür gerçekten ederiz. Biz çok memnun olduk. Buradan buraya güzel röportajın da son sözlerini size bırakmak isterim ben. Buradan ekran başındaki izleyicilerimize, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Sizleri dinleyelim. Ömer Bey'e verelim sözü. Buyurun Ömer Bey. Benim burada hani bu işlerle alakalı, sanayi sektörüyle alakalı tüm Türkiye'ye söyleyeceğim. Herkes işini layıkıyla yaparsa bu ülkemiz bir adım değil 10 adım daha ileriye gider. Kaliteden asla ödün vermezsek bu ülkemiz için daha yararlı işler yapmış oluruz. Ya benim burada bizim sektör için konuşuyorum. Baktığımız zaman en önemli şey kendinden emin, kalitelerden asla ödün vermeden ve Ar-Ge çalışmalarını gerekli standartlar boyutunda yaptığımız takdirde hiçbir sorun olmaz. Hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. O yüzden hani herkesi buraya davet edelim Ömer Bey. Bir tabii çayınızı, kahvenizi tabii içmeye. Tabii ki. Tabii. En azından bir tanışırlar, anlattıklarınızı yaşayarak görürler, ürünlerinizi görürler. Ya biz Konya Fuarı'ndayız tabii ki, evet, bildiğiniz üzere. Herkesi burada standına davet ediyoruz. Buyurun, evet, gelin inşallah çayımızı, çorbamızı içmeye. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Çok Kadir sağ olun. Bey, çok Ömer Bey, başarılarınız da her zaman daim olsun. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.